Evet, bir önceki dersimizde termal sivilcin devreye girmesiyle ikazın nasıl verildiğini söylemiştik arkadaşlar. Tabii burada görsel ikazdan bahsetmiştik biz, ışıktan bahsetmiştik. Tabii bunun yanı sıra buradaki uyarı lambasına paralel bir buzzer da düşünebilirsiniz. Yani sesli ikaz veren bir buzzer da olabilir. Aynı şekilde bu buzzer'ın da aktif hale gelmesi, termal sivilcin devreye girmesiyle aktif hale gelmesi mümkündür. Ha, bunun dışında arkadaşlar mesela şurada parlaklık relemiz var. Hatırlayacak olursanız kabin basınçlandırma eğitim setinde DIN ve BRT konumları vardı arkadaşlar. Lambaların parlaklık ayarını ayarlamak için. Bunda iki kademe var. BRT parlak anlamında kullanılıyor. DIM loş ışık anlamında kullanılır arkadaşlar. Eğer ki parlaklık rölesini siz kapatırsanız, yani şuradaki kontağı açarsanız, buradan geçmezse akımın geçebileceği yer yukarısıdır arkadaşlar. Direnç üzerinden geçer. Ki normalde biliyorsunuz ki akım her zaman kolay yolu, kısa yolu seçmeye çalışacaktır. Yani dirençsiz yolu tercih edecektir. Normalde buradan akarken arkadaşlar siz bu hattı kapatırsanız üstte direncin üzerinden geçecektir. Peki burada V eşittir I çarpı R diye bir formülümüz vardı arkadaşlar. Vır formülü, gerilim formülümüz. Gerilim eşittir akım çarpı direnç. Şimdi bizim buradaki gerilimimiz sabit. Uçaktaki 28 volt dersek biz buna. Normal şartlarda kablonun direncini 1 ohm gibi kabul ederseniz, şurada kablonun hiç direnci olmaması mümkün değil zaten. 1 ohm gibi düşünürseniz, atıyorum değerleri arkadaşlar, ya da 1 ohm çok düşük oldu, 4 ohm diyelim biz buna. Buradan geçecek akım yaklaşık 7 amperdir normalde. Ama siz burada direncin üzerinden geçerseniz mesela, direncin değeri 28 ohm olduğunu düşünürseniz, akım kaça düşecektir? 1 ampere düşecektir. Peki 1 amperde mi lamba parlaklığı daha fazla olur? 7 amperde mi? 7 amperde. 7 amperde. Akımın şiddetiyle doğru orantılıdır arkadaşlar buradaki güç. Akımla doğru orantılı olarak parlaklığımız artacak, azalacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla direnci yükseltirsen parlaklığı düşürmüş olursun. Direnci yok edersen, yani şurada kısa devre yaparsan parlaklığı arttırmış olursun. Aynı şey buzzer için de geçerli. Bu eski tip uçaklarda kullanılıyordu dedik. Bir de test rölemiz var. Yani illaki yangın çıkartacağız diye bir şey yok arkadaşlar bunda. Ne yapıyoruz? Test rölesini aktif hale getirdiğiniz zaman şu anahtarı kapatmış oluyoruz. Dolayısıyla bakın toprak hattını nereden tamamlamış olduk? Buradan tamamlamış olduk. Dolayısıyla yine akımın geçişine izin veriyoruz. Bir önceki derste anlatmıştık şu termal sivici. Evet, bunu geçtim arkadaşlar. Geldik termokapıla. Termokapılı daha önce aletler konusunda hafif bir değinmiştik diye hatırlıyorum. Buradaki olayımız şu arkadaşlar. İki tane farklı iletkenimiz var bizim. Metalimiz var. Bunlar genelde alamel ve kromeldir. Ama biz demir ve bakır üzerinden örnek verelim. Şurada kullanıldığı gibi. Kırmızı çizdiğim demir olsun. Pembe çizdiğim de bakır. Bunların arkadaşlar bir ucu birleştirilmiştir. Şurada gördüğünüz uç birleşik uç. Bakın. Birleştirilen uca ısı uyguladığınız zaman siz, şuraya ısı uyguladığınız zaman arkadaşlar, metaller arasında fark olduğundan dolayı şuradaki uçta açık uçlarında gerilim oluşur arkadaşlar. Milivoltlar seviyesinde gerilim oluşur. Isının miktarıyla doğru orantılıdır. Tabii artış logaritmiktir arkadaşlar. Çok değinmeyeceğiz ona. Sadece siz şunu bilin. İki tane farklı metalimiz var. Bunlar bir noktasından birleştirilmiş. Birleştirilen noktaya ısı uyguladığımız zaman açık uçlarda, yani şuradaki iki uç arasında gerilim değişimi olur. Bu gerilim değişimi de arkadaşlar milivoltlar seviyesindedir. Şurada gördüğünüz gibi. Isıyı bu sayede ölçmüş oluruz arkadaşlar. Hemen burayla alakalı şöyle bir soru yazalım. Termokapıl çalışma prensibi diyelim arkadaşlar. Şeklinde bir soru.
Şunu bir kapatayım. Chat kısmına da yazıyorum aynı soruyu. Chrome ve Konstantin burada mesela kullanılmış. Başka bir tanesinde de. Geçtik. Geldik continuous loop'lar arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz continuous loop'tur. Birçok yerde de var. Bizim eğitim setimizin üstünde de var arkadaşlar. O eğitim setin üstünde de bu continuous loop'la alakalı testlerimiz olacak. Continuous loop'u iki ana başlıkta toplayacağız. Birisi termal tiptir arkadaşlar. Bir diğeri de pnömatik tiptir. Pnömatik tipte adından da anlaşılacağı gibi havayı kullanıyoruz biz. Termal tipte de ısıyla direnci değişen elemanları kullanıyoruz. Bunun da iki tipi var. Fan wall ve kettle. Aradaki farkları söyleyeceğiz şimdi. İlk başta fan wall'la başlayacağız arkadaşlar. Burada kablonun kesitini görüyorsunuz arkadaşlar. Fan wall tip continuous loop'un kesitini görüyorsunuz. Bunun içerisindeki tel, şuradaki tel iletken bir tel arkadaşlar. Dışarıdaki kılıf ise yani şurada gördüğünüz kılıf da iletkendir. Arada gördüğünüz ötektik tuz dediğimiz şey ise direnci yüksek bir elemandır. Isındığı zaman direnci düşer. Biz buna yarı iletken de diyoruz. Yani yarı iletken gibi çalışıyor gibi düşünün arkadaşlar. Normal şartlarda direnci çok yüksek. Isındığı zaman direnci düşüyor. Peki biz bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Bu kablonun uzun bir kablo olduğunu düşünün. Herhangi bir yere sarılı olduğunu düşünün. Yani belki motorun etrafında bir kaportada sarılı. Ya da kargo bölümünde ya da pneumatik duct'ın çevresinden giden bir boru kablo olduğunu düşünün. Bunun kontrol kutusuna girdiği yerde kontrol kutusunda şu içteki iletkene biz artı gerilim uyguluyoruz. Dıştaki iletkene artıyı görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gözüküyor aynen. Şuradaki dıştaki iletkene ise eksi uyguluyoruz arkadaşlar. Peki buradan akım geçebilir mi? Isı yoksa direnci çok büyüktür. İçerisinden geçen akım minimumdur. Çok azdır. Normal şartlarda arkadaşlar ısı yoksa hani sıcaklık uygulanmadıysa herhangi birine ötektik tuzun direnci çok yüksek olduğu için akım çok küçük seviyede geçecektir. Sızıntı akımı gibi geçecektir. Eğer ki ısı uygularsanız ötektik tuzun direnci düşecektir. Direnç düşerse ne artıyordu arkadaşlar? Hatırlayın. Az önce söyledik. Evet sizdeyim. Direnç düşerse akım ne olur? Artar. Aynen. Akım artar. Böylece biz ne yaparız? Yangın ikazı veririz. Yangın ikazı aktif hale gelir. Yangın ikazı ya aktif. Olayımız neymiş arkadaşlar? Böyle bizim iç içe geçmiş iki tane iletkenimiz var. Ortasında ötektik tuzumuz var. Buradaki madde normalde direnci çok yüksek. Herhangi bir yerini ısıttığımız zaman loop diyeceğiz buna. Loop'un herhangi bir yerini ısıttığımız zaman ötektik tuzun direnci düşecektir. Direnç düştüğü zaman içteki iletkenden dıştaki iletkene doğru akım akışı gözlemlenecektir. Akımın artışı gözlemlenecektir. Akım arttığı zaman da biz burada yangın çıktığına karar vereceğiz. Zaten yangın algılama sistemi bizim için bunu yapmış oluyor. Bunu anladık diye düşünüyorum arkadaşlar. Hocam diyot şeyinde, diyot çalışma mantığında hocam, aynısı. Ya diyot çalışma mantığında da diyotta hani yarı iletkendir ya diyot. Yani uygun şartlar sağlandığında iletken hale geçiyor. Normalde yalıtkandır. Burada da direnç değişimi var arkadaşlar. Tam yarı iletken diyemiyorum onun için. Burada direnç artıyor. Tabii direnç artarsa yalıtkana yakınlaşıyor gibi düşünebilirsiniz. Direnç düştüğünde de iletkenliğe doğru yakınlaşıyor diyebiliriz. Yani yarı iletken mantığında çalışıyor. Dediğin gibi diyot mantığında çalışıyor. Ama burada direnç değişimi söz konusu. Tam yarı iletken diyemeyiz. Tamam. Bunun mantığını anladınız diye düşünüyorum. Aradaki tuzun direncinin
düşmesi gerekiyor. Tamamdır Akif. Bunu da söyledik. Şimdi bir başka türünü söyleyeceğim. Bu fenval tipti arkadaşlar. Tamam, fenval tipin çalışma prensibi budur. Gelelim Kettle tipe. Kettle tipte ise arkadaşlar yine aynı mantığı kullanıyoruz. Şurayı bir temizleyeyim hemen. Yine aynı mantığı kullanıyoruz ama bu sefer arkadaşlar bakın işte 1, 2, 2 tane iletken var. Yine dış tarafta iletken. Arkadaşlar bunun kesitini şuradan gösteriyorum size. Bakın bununkini şuradan göstereyim, daha güzel göstermiş. Şimdi burada bir tane iletkeni arkadaşlar, soldaki iletkene diyelim, artı veriliyor. Sağdaki iletkene eksi veriliyor. Aynı zamanda sağdaki iletkenle dıştaki iletkende birbirine kısa devre olduğu için buraya da eksi veriliyor diye düşünebiliriz. İkisine de eksi. Sadece buradakine artı veriliyor. Arada yine öteklik tuz var arkadaşlar. Şöyle diyelim. Öteklik tuzu yazalım şuraya. Yine arada öteklik tuzumuz var. Mantık yine aynı. Isı verildiği zaman öteklik tuz iletkenliğe doğru yakınlaşıyor. Yani direnci düşüyor. Direnci düştüğü zaman akım fazla geçmeye başlıyor. Akım fazla geçtiğinde de arkadaşlar ne diyeceğiz biz burada? Yangın vardır diyeceğiz. Peki diğerinden farkı ne? Arkadaşlar bu biraz daha hassastır. Yani ötekine kıyasla bu birazcık daha hassastır. Kettle tip dediğimiz birazcık daha hassastır. Var mı sorumuz buraya kadar? Şimdi burayla alakalı başka bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar akım çok düşük geliyorsa buradan ne anlarız? Yangın yoktur anlarız. Akım yüksek geliyorsa yangın vardır anlarız. Akım hiç gelmiyorsa ne anlarsınız? Sizdeyim. Arızalı mı? Evet, kopukluk vardır. Kontrol kutusunda sıkıntı vardır. Yani fault deriz biz buna. Hatalı. Fault. Fault sinyali gelir arkadaşlar. Hata varsa bunlarda fault gelecektir. Anlaştık? Yani şöyle özetleyelim. Akım zayıfsa yangın yok. Akım yüksekse yangın var. Akım hiç yoksa fault, hata durumu. Fault durumuna düşmüştür. Tamam mıyız bunda? Bunu geçtik artık. Bu önemliydi arkadaşlar. Şu aklınızda olsun. Hemen bununla alakalı soru yazalım mı şuraya? Unutmadan. Fenval ve Kettle tip yangın algılayıcı continuous loop'ların yapısını ve ikaz verme durumlarını ne? Fault da dahil diyelim. Durumlarını yazınız diyelim. Direkt chat kısmına yazdım arkadaşlar. Şuraya da bir yazalım. Sonradan izleyecek arkadaşlarınız için. Bunda tamamız herhalde. Yani aradaki fark ne? Bu sefer işte iki tane iletkenimiz var. Biraz daha hassas yapısı var arkadaşlar. Yine öteklik tuzumuz iş yapıyor burada. Öteklik tuz normalde soğukken arkadaşlar direnci düşüktür. Isındıkça normalde direnci fazladır. Isındıkça direnci düşer. Direnci düştüğü zaman da biz şunu biliyoruz. V eşittir I çarpı R formülünü biliyoruz. Direnç düşerse gerilim sabit olduğu için akım artacaktır. Burada da yangın ikazını vereceğiz. Şimdi burada Kettle dual continuous loop demiş ama arkadaşlar dual continuous loop gibi düşünebilirsiniz. Şu an Kettle resmi olduğu için böyle verilmiş. Dual dediğimiz şey çiftlik kullanımıdır. Yani continuous loop'u tek başına güvenemeyebilirsin. Yanlış ikaz verebilir. Dolayısıyla bu şekilde ikili kullanılır arkadaşlar. İkisini yan yana kullanırız.
Sebep şu, yanlışlıkla bir tanesi ikaz verirse diğerine bakabilmeliyiz. Yani yangın ikazı direkt verilmemeli. Şimdi hemen bir tablo yapacağız arkadaşlar sizle beraber. Şuraya hemen bir tablo yapalım. Ya, loop A, loop B diyeceğim. Bunları A ve B diye isimlendiriyoruz. Birçok uçakta loop A, loop B diye isimlendirilir arkadaşlar. Döngü A, döngü B. Yangın durumu, yangın ikazı diyelim şuraya. Yangın ikazı hangi durumlarda verilir? Bunun tablosunu oluşturuyor şimdi. Loop A'da yangın var sinyali geldi. Loop B yok dedi. Yangın ikazı verilmeli mi? Dediğimiz mantığa göre. Verilmemeli. Aynen, çünkü yanlış ihtimalimiz var. Yanlış verilme ihtimali var. O zaman yok dedik. Peki tam tersi durumda yine yok diyeceğiz değil mi? Yok var da Yine aynı. yine Aynen. yok Yine diyeceğiz. yok hocam. Aynen. Peki İkisinin de var olması lazım. aynen, süpersiniz. İkisine de var dedim. Yangın ikazı ne olacak? Var. Var. Peki o zaman farklı bir şey sorayım. Dur, ikisini de yoku da yazalım. İkisi de yoksa zaten yoktur mantıklı olarak. İkisine de yok dedik. Peki şunu sorayım size. Fault verdi. Hata veriyor. Diğeri de var dedi. Yangın ikazı vermeli mi, vermemeli mi? Vermeli. Çünkü faultun sebebini bilmiyoruz değil mi? Belki yangından dolayı hata verdi, hasar verdi, hasarlıdır. Dolayısıyla diğer loop'a güvenmesi gerekiyor. Sistem kendiliğinden yangın ikazı var verecek. Ama Ekam'ın warning sayfasında, hani bizim warning sayfamız var bir tane, ikaz sayfamız. Orada loop A fault sinyali de pilota uyarı olarak gidecek. Yani bak, loop A arızalı ama yangın ikazı var. Ona göre. Hani kontrol etmesi gerekiyorsa, mesela bu motordaysa belki görsel olarak motoru kontrol etmesi gerekebilecek. Dolayısıyla yangın ikazı var. Peki şu durumda fault. Yok dedi. Ne yapacak bu durumda? Bence yine kontrol etmeni çünkü arızalı zaten. Ama bu sefer yangın ikazı yok. Yangın Hataya ikazı bakmaz mı olarak hocam? bakalım. Çünkü bir tanesi hatalı, belki de bozulmuştu yani. Havada titreşimden dolayı bozuldu. Kontrol etmeli fakat yangın ikazı yok bu durumda. Tamam. Peki şu durumda son durum söylüyorum size. Başka bir durumda. Fault fault. İkisi de Vermeli hatalıysa hocam. yangın ikazı verir ve de kontrol etmesi gerekir arkadaşlar bu durumda. Tamam. Bunlar önemli arkadaşlar. İsterseniz print screen alın ya da chat kısmına kopyalarsam nasıl gözükecek bilmiyorum. Bir bakayım. Aa, güzel gözüktü. Aynen. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar direkt. Bakın. Chat kısmında düzgün gözüktü. Bunu da direkt alabilirsiniz. Bunun sorusunu yazalım şöyle. Atmadınız hocam. Chat kısmını attım. Yok hocam, gelmedi. Hocam galiba birisini ödül olarak yolladınız. Gelmedi hocam. Aa, bir dakika. Mehmet Akif Işık'a direkt atmışım. Herkese atayım. Dur. Yanlışlıkla oldu. Bir önceki geldi mi herkese? Yok hocam. Aa, bir önceki de Geldi gelmedi. geldi. Sadece Bir önceki Mehmet'e gitmiş. şimdiki de geldi. Tamam, Geldi sadece hocam. Mehmet'e gitmiş. Şunu da düzeltiyorum. Tamam. Bunu da attım. Şunun altına bir soru daha yazalım arkadaşlar. Dual loop'ta hangi durumlarda yangın ikazı verilir? Arkadaşlar buradan çok güzel modül sınav sorusu çıkar. Haberiniz olsun. Yani mesela şöyle bir şey. Dual continuous loop'ta loop A fault, loop B yangın ikazı, yangın var sinyali yolluyorsa yangın ikazı durumu hakkında ne söylenebilir? Ne söylenir? Yangın ikazı vardır. Yangın türüne müdahale etmek için arkadaşlar kontrol etmesi gerekir pilotun. Tamam. Bunları da çete yazdım. Burayı bitirdik. Kettle dual tip diyor ama burada fan wall dual continuous loop da olabilir arkadaşlar bu.
Buradaki dual dediğimiz olay çiftli. Çiftli kullanım. Yani Kiddle'ı da kullanabilirsin. Fanwall'ı da bu şekilde çiftli kullanabilirsin. Sorumuz var mı burada? Anladık mı bunu? Geçeceğim arkadaşlar burayı. Pneumatik continuous loop'lara geçeceğiz şimdi. Bakalım. Geldik pneumatik continuous loop'a arkadaşlar. Pneumatik continuous loop, bakın burada genelde motor kaportalarında kullanılır bu. Motor kaportalarının iç yüzeyinde görürsünüz bunu. Bunun çalışma prensibi ise, ha bakın onun dışında arkadaşlar hem pneumatik continuous loop kullanmış, hemen altında da normal fan wall ya da Kiddle tip continuous loop kullanmış. Yani çiftli kullanmış arkadaşlar bunu. Ama biz burada pneumatik continuous loop'un çalışma prensibini öğreneceğiz. Bu nedir arkadaşlar? İç içe girmiş iki tane borudur bu. İç içe girmiş, içleri boşaltılmış borudur. Şurada gördüğünüz gibi. Kırmızı siyah taralı kısımlarda içi hidrojen doludur. Şu kısmın içi hidrojen dolu. Dıştaki borunun içerisi ise helyumla doludur arkadaşlar. Sarı bölmelerde helyum var. Kırmızı siyah taralı bölmelerde hidrojen var. En dış kısmında da bir sonlandırıcımız var. Kapak bizim kontrol devremizde işi yapan kısımdır aslında. Bu kontrol devremizde iki tane anahtarımız var bizim. Bu basınçla çalışıyor arkadaşlar. Biri basıncın düşük olmasında devreye giriyor. Birisi basıncın yüksek olmasında devreye giriyor. Şimdi nedenini anlatacağım size. İki tane farklı gaz kullanılmasının sebebini anlatacağım. Arkadaşlar içteki boruda hidrojen var. Şimdi siz bu boruyu ısıttığınız zaman içeride gaz bulunuyorsa, hidrojen gazı, basınçla alakalı ne söyleyebilirsiniz? Basınç artar azalır. Artmaz mı hocam? Artar değil mi? Yani sıcaklık uyguladığınızda basınç artacak. Arkadaşlar basınç arttığında alarm anahtarını kapatacaktır. Şuradaki anahtarı kapatacaktır. Yangın ikazı verecektir. Hidrojenin kullanmamızın sebebi bu. Tamam, aşırı ısınma durumunda ne yapıyor? Anahtar kapanıyor. Yangını algılıyoruz. Peki helyumu niçin kullanıyoruz? Arkadaşlar helyum kullanılmasının sebebi uçucu bir gaz olmasıdır. Yani borunun üstünde küçük bir delik olduğu zaman helyum buradan direkt boşalacaktır. Normal şartlarda helyum orada basınçlı bir şekilde duruyor arkadaşlar. Ama siz burayı deldiğiniz zaman, herhangi bir yerden kopukluk olduğu zaman helyum direkt boşalacaktır. Peki helyumun basıncı düşerse ne olur? Buradaki diğer anahtarımızı, bizim hata anahtarımızı aktif hale getirir. Dolayısıyla pneumatik continuous loop'umuz ne durumuna düşecek arkadaşlar? Artık fault durumuna düşecektir. Anlaştık. Burayla alakalı şöyle bir soru söyleyeyim o zaman hemen size. Pneumatik continuous loop yazamıyorum. Süre dolmuş. Loop hangi durumda fault konumuna geçer? Tamam. Şu soruyu chat kısmına yazayım. Şimdilik dersimizi sonlandıralım. Dönüşle devam ederiz. Vakit geldi değil mi arkadaşlar? 11.30 olmuş. Dönünce devam edelim.